İyi misiniz çocuklar? Ben de iyiyim. Saçlarınızı kesmeye geldim. Mersin'de berberlik yapan Bayram Baysal, her fırsatta makasını ve çantasını hazırlayıp yollara düşüyor. Toros Dağları'nın eteklerindeki köy okullarını tek tek dolaşan Baysal, öğrencilerin saçlarını ücretsiz kesiyor. 8 okula gittim ve 600'e yakın öğrenciye ulaştım. Güzel gidiyor, çok hoş tepkiler alıyorum. Ve bunu tabii sosyal medyada birazcık hikayeleştiriyorum. Başka arkadaşlara da örnek olmak adına. Karaman'ın Ermenek ilçesinde dünyaya gelen Baysal, maddi imkansızlıklar nedeniyle ilkokulu bırakmak zorunda kaldı. Çalışmak için ağabeyi Ramazan'la birlikte Anamur'a yerleşti ve berber çıraklığına başladı. 16 yıl sonra usta oldu, birikim yaptı ve kendi iş yerini açtı. İşlerin iyi gitmesiyle ailesine yardımcı oldu. Evlendi, yuva kurdu. Ama geçmişi asla unutmadı. Dar gelirli ailelerin çocuklarına faydalı olmak istedi. İyilik Makası Köy Yollarında adlı sosyal sorumluluk projesini başlattı. Ekonomik durum haliyle çok iyi değil, bir esnafım sonuçta. Ama bir şey yapmak istiyordum ve ne yapayım diye düşünürken kendi okul hayatım geldi. Oradan yola çıkarak bir sosyal sorumluluk projesi başlatmak istedim. Bunu kendim yapabildiğim, yani sadece makasımla yapabileceğim bir şey. Ve çantamı alıp köy okullarına çıktım. Kimi zaman kendi imkanlarıyla yüzlerce kilometreyi aşınlayan Baysal, veli nimeti olan müşterilerine gösterdiği özeni çocuklara da gösteriyor. Çocukları kırmadan yapmak gerekiyor bunu. Yani her çocuğu istediği modelde tıraşlar yapıyorum. İş yerinde nasıl hizmet ediyorsam para karşılığında, oradaki çocuklara da bedava aynı şeyi yapıyorum. Böyle saçlarını sıfıra vur git, sıfıra vur git, böyle bir şey çıkarmak istemem. O yüzden bunu örnek alacak olan arkadaşlar da öyle yapsın rica ediyorum. Çünkü çocuklar ağlamamalı. Yaptığınız şey de kalp kırmamalı. Baysal'ın meslektaşlarına örnek olma çabası karşılıksız kalmamış. Yollara düşen berber sayısı şimdiden 40'a ulaşmış. Bu özverili berberin hedefi büyük. 5000 çocuğa ulaşmak istiyor. Bu hedefine ulaşırsa bu kez 10.000 çocuğu hedefleyecek. Evet. Güzel mi?